Beynimiz bir farenin 1/3, köpeğin yarısı, yani ancak 400 kadar farklı koku reseptörüne sahiptir. Buna rağmen birbirine çok benzeyen, hatta sadece ayna görüntüsü olan 2 molekülün bile kokusunu ayırt edebiliriz. Koku merkezleri beynin duygu, korku ve hafıza ile ilgili bölgesiyle yakın ilişkidedir. Bu yüzden kokular gündelik duygu, davranış ve kararlarımızı ciddi biçimde etkiler. Örneğin portakal ya da nane kokulu bir ortamda dans edenler daha az yorulur. Evvelce tanımadıkları bir kokuyla karşılaşan kumarbazlar kaybeder ve gözyaşı kokusu erkeklerin cinsel uyarısını azaltır. Gerek dışkının, gerekse çıkartılan gazın kendine özgü kokusu, bağırsak bakterilerinin sentezlediği hidrojen sülfür, indol, skatol gibi bileşiklerden kaynaklanır. Yüzyıllar önce hekimler, tanı koyabilmek amacıyla hastaların dışkısını koklar, hatta tadına bakardı. Birçok hayvan dışkı yese de insanlarda koprofaji, genellikle cinsel sapmaları ya da şizofreni, pika gibi bazı hastalıkları çağrıştırır. Halbuki bunlarla uzak yakın ilgisi olmayan başka durumlar da vardır. 90'larda Zambiyalı sokak çocukları insan dışkısını kavanoza doldurup güneşte bekletmiş, Jenkem adını verdikleri buharlarını halüsinojenik etkisi için burunlarına çekmişti. Bir başka örnek, Bedevilerin dizanteriyi taze, sıcak deve dışkısı yiyerek tedavi etmesidir ki işe yaradığı 2. Dünya Savaşı sırasında Afrika'da savaşan Alman askerlerince de kanıtlanmıştır. Olay yerinde bulunan dışkının önemi tartışılmaz. Çünkü sahibinin DNA profili, kullandığı ilaçlar, son yedikleri ve genel sağlık durumu hakkında bilgi içerir. Bu yüzden yabancı ülkeleri ziyaret eden önemli devlet başkanlarına ait atıklar geri götürülür. Suriye'nin müteveffa devlet başkanı Hafız Esad'ın 99 Şubat'ında Amman'da kaldığı bir otel odasına İsrail Gizli Servisi Mossad'la Ürdünlü meslektaşlarının özel bir tuvalet yerleştirdiği, tahliye borusunu özel bir tanka yönlendirdikleri, buradan aldıkları örneklerden kanserin kaçıncı evresinde olduğunu saptadıkları iddia edilir. Hamile kadınlara uygulanan hakaret, küfür, küçük düşürme, eve kapatma, başka kadınlarla kıyaslama şeklindeki psikolojik şiddet, postpartum yani doğum sonrası depresyona neden olan risklerin başında gelir. Bu durumun dereceleri var. Her 1000 doğumda bir gözlenen en ağırı, kadının kendine, eşine ya da doğurduğu çocuğa zarar vermesine, hatta onu öldürmesine kadar varabilir. 30'a yakın ülke bu ruhsal durumu hafifletici neden olarak kabul eder. Kadını tedaviye yönlendirir, daha az ceza verir. Bu arada özellikle ilk kez baba olan erkeklerde de postpartum depresyonun gözlenebildiğini belirtmeden geçmeyelim. Aşk dediğimiz büyük ölçüde kimyadır. El terlemesi, kalp çarpıntısı için biraz norepinefrin, ayakların yerden kesilmesi için biraz feniletilamin, biraz dopamin, yeter de artar bile. Ama sadakat öyle mi? Düzenli vazopresin ve oksitosin salgılanmasını gerektirir ki bu her zaman mümkün değildir. Dünya genelinde milyonlarca kadın ve genç kız ailelerini geçindirebilmek ya da sadece bir lokma, bir hırka için kendilerine sunulan az sayıdaki olanaktan birinde ev hizmetlerinde kayıt dışı olarak çalışıyor. İşlerinin görünmez niteliğinden dolayı bu kişiler en çok sömürülen ve istismara uğrayan işçilerin, bir anlamda modern kölelerin arasında sayılıyor. Onlar uyuşturucu ve silah kaçakçılığından sonra en karlı 3. yasa dışı faaliyetin, insan ticaretinin de kurbanı olabiliyor. Birleşmiş Milletler Türkiye'nin mücadelesini takdirle karşılamakla birlikte Ukraynalı, Rus, Türkmen, Özbek, Moldov, Kırgız ve daha birçok ülke kadın ve kızları için sadece transit değil, hedef bir ülke konumunda olduğumuzu bildiriyor. Antik Yunan filozofu Aristo'nun bundan 2300 yıl önce söylediği gibi, herkes öfkelenebilir. Bu kolaydır. Ne var ki doğru insana, doğru derecede, doğru zamanda, doğru maksatla ve doğru biçimde öfkelenmek, işte bu zordur. Öfke, tıpkı korku ya da kaygı gibi doğal bir duygudur. Sanıldığı gibi aniden değil, aşamalar halinde gelişir. Öğrenilen bir davranıştır, kontrol edilebilir. Her zaman saldırganlar neden olmaz ama her tekme, tokat, yumruk, yaralama ve cinayetin öncesinde mutlaka öfke vardır. Öfkesini kontrol edemeyen biriyle birlikte yaşıyorsanız, onu profesyonel bir yardım almaya ikna etmelisiniz. Eğer öfkeyle baş edemeyen sizseniz, sinirleneceğinizi anladığınız anda midenizi şişirecek ölçüde derin nefes almak için birkaç dakikanızı ayırın. Kaslarınız gevşeyecek, gerginliğiniz azalacaktır. Her 10 kişiden biri yaşamının bir diliminde belirli bir kişiye zarar vermeyi düşünür ve 50 kişiden biri gerçekten zarar verir. Bazıları öldürür. Kimileri ben öldürdüm diyecek. Kimileri gördüm, o öldürdü. Hiçbirine inanmayın. Raif'in Müge'ye öfkesi giderek tırmandı. Konu annesine gelince önce tokatladı, sonra başına vuracak sert bir cisim aradı. Duvardaki maskeyi gördü. Bilim, hayal gücü ve sabır yaraları konuşturdu. Raif bunu öngöremedi. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktu.